abi. Evet. Mesut beni gözlemiyor. Şey. Abi gör bir dakika. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Hayal Hanım, maşallah bayağı büyümüş karnınız. Evet. Nasıl geçiyor hamilelik? Çok az kaldı artık. İyi geçiyor. Güzel. Sağlığımız yerinde. İyi, her şey yolunda. İsmi belli oldu mu? Ay. Olmuş. Ya, zor sorulara başladı. Evet. Yani tam netleştirmedik daha ama böyle isim arasında aslında biraz gidip geliyoruz. Ona karar vermek istiyoruz açıkçası. Biraz daha bekleyeceğiz. Kara alıştı mı peki? Anlattınız mı? Tepkileri nasıl? Alıştı. Söyledik tabii artık hani zamanda yaklaştığı için. Söyledik ki o gayet güzel karşılıyor. Şu ya. An şimdi bekliyoruz. Şu an aslında gayet heyecanlı bir şey. Çok merak ediyor. Tabii o biraz şey bekliyor. Kendine arkadaş bekliyor. O yüzden gelsin artık diyor. Başarmalar falan oluyor mu peki? Yok yok yok. Olmuyor. Yani onlar zaten biraz şey hurafe olacak. Çok öyle bir şey değil. Dediklerinde işgeleri de dikkat ediyor musunuz peki bu süreçte? Yani tabii hani sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama hani o kadar öyle çok aşırı dikkat ettiğim bir şey de yok. Gerektiği kadar. Aynen. Siz neler yapıyorsunuz peki Burak Bey? Katar'daydınız, Dünya Kupası maçını izlediniz. Evet ya dizi zaten program olarak bayağı yoğundu. Dünya Kupası'nda bir organizasyon vardı, oraya gittik. Portekiz maçına gittiniz galiba, Ronaldo hayranı olduğunuzu biliyoruz. Aslında evet ya, ben Ronaldo'ya çok hayranım. O maça gitmek istedik ama programımdan dolayı aksadı. Ben ona yetişemedim. Diğer maça gitmek zorunda kaldım. Ama iyi ki de gitmemişim ya. Ben çünkü Ronaldo'yu çok sevdiğim için. Yani onun o halini görmek istemezdim açıkçası. Bayağı ağladı falan. Evet ya, ben de açıkçası çok üzüldüm. Çok hırslı. Çünkü onun motivasyonunu çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. O yüzden çok üzücü oldu yani maçı. Öyle görmek istemezdim açıkçası. Karan neler yapıyor peki? Büyüyor, büyürken neler değişiyor? Oh. Evet. Maşallah bak. Eve gelin, ben evde size olayım. Gayet yakışıklı olmaya başladı. Yakından. Çok tatlı oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi ya, keyfi yerinde oldu yani. O da şu an bizim gibi merakla bekliyor açıkçası. Aynen. Aslında biraz tabii, süreç o. Kar küresi kırılmış galiba, çok sevdiği. Onu paylaşmıştınız. Ya evet. Bulan varsa son dönemdeki diye gündemimiz. Evet. Çok üzüldü ona. Ya kardeşiyle paylaşmak istediği bir şey. Tam onun hayalini kurarken üzerine kırıldı. Yani çok şey oldu. Onun tarihsiz bir şey oldu yani onun için. O yüzden öyle peşine düştük o kar küresinin ama. İlla onu istiyordu. Evet, sosyal medyada bildiğin ilan verdiniz siz de. Evet yani çok normalde peşine oldu mu düşeceğimiz bir şey değil ama o kadar mi şey oldu ki tam böyle hani ben bunu kardeşimle ona hediye edeceğim, paylaşacağım derken böyle bir 10 dakika üzerine kırılınca şey oldu, yıkıldık yani. İlla o olacak ya. İlla o yüzden olacak. Ya öyle bir manevi değeri olduğu için koydum. Yoksa hani kar küresinin çok bir önemi yok ama öyle bir maneviyat olduğu için. Ama bulduk yani. Sonunda. Bulduk kendisini bulduk. Burak Bey bizi çekti. Hatta isminizi özel plaka yeni aldınız galiba. Hayırlı olsun diyelim. Doğum günü ismi yoksa. Burak Bey bu ikinci hediyesi bildiğimiz kadar. Nasıl da bir ne oluyor? Şöyle bir şey. Biz sayıyoruz efendim hediyeleri. Yani? Burak Bey bu arada Kevin Spacey fotoğrafı paylaştınız. O da çok konuşuldu. Daha sonradan sildiğiniz hassas bir durum olarak. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Açıkçası bütün gündemi takip edemiyoruz yani. Evet. Bilmediğim bir konuydu. Biz oraya başka bir organizasyona gittik. Orada bir karşılaştık. Öyle bir dakika, iki dakika normal Türk dizileri üzerine bir sohbet oldu evet aslında. Ben de normal fotoğrafı paylaştım ama tabii detaylarını ben sonradan öğrendim. Açıkçası bilmiyorum. Siz detayları öğrendikten sonra silmeye gereksinimi hissettiniz sanırım. Hassas davranmış. Tabii ki yani. Ama konuyla ilgili çok bir hakimiyetim yoktu açıkçası. Zaten başka bir şey için gitmiştim. Peki doğum İstanbul'da mı olacak, Türkiye'de mi olacak? Tabii. Yok, onu şehirde düşünüyoruz. Başka bir tane. Yeni ilakası, yeni planlarınız var mı? Tatile gidecek misiniz, burada mısınız? Evet, tatile gidemeyiz. Tatile gidemeyiz çünkü biz şu anda çok yoğunuz bu anlamda. Ben zaten çalışıyorum. Bir süre yani. 2022 nasıl geçti sizin için? Biraz özetleyebilirsek. Zaten yarısından fazla sorun. Ya biz evet ya bu bütün pandemi süreci derken onun üzerine bu sene de biraz bir karışık çok da şeydi ama şu çocuklarla yani Karan'la işte ağırlıklı olarak onun da hamilelik falan derken açıkçası hani benim birazcık böyle çocuk odaklı yani yarısı geçti. Dizi yarısı çocuk odaklı. Aynen öyle, arada araya bir sadece iş almış oldum ama hani yok abi,
Öyle. Siz ikinci kez anne olacaksınız. Yine bir heyecan var. İkini de atlatmışsınızdır diye düşünüyoruz ama. Tabii. Bir heyecan var mı tekrardan? Geçmiş ya, olmaz evet. mı? Yine de var. Yani ilki tabii ilki kadar değil, daha hazırlıklısın ama yine de var. Var var. Çok daha tecrübelisin ama heyecan olarak olmamak yine her şey sürü baştan. Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin inşallah. Doğru. Sağlıklı, sağlıklı. Efendim, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Buyurun.